Selam herkese. Şimdi size tablo ile haritayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Tabloda harita yapmak için verinizin içinde enlem ya da boylam bilgisi olması da gerek yok. Tablo OpenStreetMap sayesinde illerinizi ya da ilçelerinizi ya da farklı ülkelerdeyseniz ülke isimlerini ya da eyalet isimlerini isimlerden tanıyıp haritanın üzerinde gösterebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunu yapmak için örneğin ilin üzerine sağ tıklıyorum ve geografik rolden ile state province rolünü veriyorum. Aynı şekilde ilçenin üzerine de sağ tıklıyorum. Geografik rolden city rolünü tanımlıyorum. Geografik rolleri tanımladıktan sonra üzerine çift tıklamam haritayı ekrana getirmem için yeterli oluyor. Aynı şekilde ilçeleri göstermek isterseniz ilçenin üzerine çift tıklayıp ilçeleri de haritanın üzerine bu şekilde gösterebilirsiniz. Peki hangi ilçede ne kadar satış yapmışım bunu görmek istiyorum. Bunu görmek için satışı tuttuğum size kutusunun içine sürükleyip bıraktım. Şu anda ne görüyorum? Ne kadar çok satış yaptıysam o kadar büyük daireler, ne kadar az satış yaptıysam da o kadar küçük daireler görüyorum. Peki satışa göre boyut verdik. Aynı zamanda kâra göre de renklendirmek istiyorum. Bunun için kârı tuttuğum color kutusunun içine sürükleyip bıraktım. Size kutusundan boyutları birazcık büyütüyorum şu şekilde. Daha belirgin olması için. Ve renkleri de daha iyi görebilmek için color'a tıklayıp opaklığını birazcık azaltıyorum. Ve border veriyorum. Sanırım şu an çok daha iyi görünüyor. Bu şekilde hangi il ve ilçede ne kadar satışım olduğunu ve ne kadar kârım olduğunu görebilirsiniz. Otomatik olarak ekranda üretilen bilgi kutusuna tooltip diyoruz. Ekrandaki verilere göre bu bilgi kutusu üretiliyor. Şu anda ekranda il, ilçe, kâr ve satış bilgisi olduğu için tooltipin içerisinde bu bilgileri görebilirsiniz. Bunları nereden kontrol ediyoruz? Buradan tooltip kutusuna girip istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Farklı yazılar yazabilirsiniz, formatlayabilirsiniz, ortalayabilirsiniz. Hatta bu tooltiplerin içerisine grafik de eklemek mümkün. İlk harita örneğim bu kadar. Sheet 1'e çift tıklayıp harita diyelim. Bir tane daha sheet açıyorum. Tekrar bir harita oluşturuyorum. Bu sefer bir field map yapacağız. Field map'i yapmak için kârı tutuyorum. Color kutusunun içine sürükleyip bırakıyorum. Ve bu kadar. Şu anda ne yaptık? Türkiye'deki il sınırlarını çerçeve alarak içerisini o ildeki kâr miktarına göre renklendirmiş olduk. Ne kadar zarar ettiysem o kadar koyu turuncu. Buradan görebilirsiniz. Ne kadar kâr ettiysem de o kadar koyu mavi lacivert tonlarında görüyorum. Bu durumda en yüksek kârı İstanbul'dan yaptığım, İstanbul'a en yakın Ankara'yı görüyorum. En büyük zararı da İzmir'den yaptığımı görebiliyorum. Buradaki renklendirme kutusuna da Legends diyoruz. Burada gördüğünüz değer kârdaki en düşük değer. Bu tarafta gördüğünüz değer de kârdaki en yüksek değeri ifade ediyor. Eğer üzerine rakamları yazmak isteseydik ne yapacaktık? Buradaki T ikonuna bastığım zaman ilgili illerin üzerine rakamları yazmış olacaktık. Bu şekilde görebilirsiniz. Buna da çift tıklayıp harita 2 diyorum. Örneklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.